Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Çalışan herkes ilgilendiriyor. Bu şartlar varsa dikkat. 8 maaş tazminat kazanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. İşçilerin çalışma hayatındaki en büyük güvencesini iş kanunu oluşturuyor. İşçilerin iş güvencesine sahip olması bu kanunla şartlara bağlanıyor. İlk şart işverenin aynı iş kolundaki iş yerlerinde toplamda 30'dan fazla çalışanın bulunması. İkinci şart ise işçinin kıdeminin 6 aydan fazla olması. Bazı şartlar sağlandıktan sonra iş sözleşmesi feshedilen kişi işe iade davası açabiliyor. Mahkeme sonucunda eğer çalışan haklı bulunursa kıdem tazminatının yanı sıra 4 ila 8 maaş kadar tazminata hak kazanabiliyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi videomuzda bu konuda size detaylı bilgiler vereceğiz. Çok değerli izleyicilerimiz. Evet. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İş kanunu bir işçinin iş güvencesine sahip olmasını, kıdem, çalışan sayısı ve işçinin bulunduğu konum gibi şartlara bağlıyor. İşçinin iş güvencesine sahip olabilmesinin ilk şartı, işverenin aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısının 30'dan fazla olmasıdır. İkinci şart ise işçinin kıdeminin 6 aydan uzun olmasıdır değerli izleyicilerimiz. Diğer bir şart ise işçinin belirli konumdaki işveren vekili olmamasıdır. Evet, belirli konumdaki işveren vekili ile kastedilen işletmenin bütününü sevk ve idare eden yöneticilerle iş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve ayrıca iş yerine işçi alıp işten çıkarma yetkisi bulunan yöneticilerdir. Yargıtay'a göre işletmenin bütününü sevk ve idare edenler başka bir şart aranmaksızın işveren vekili sayılırken, işletmenin değil de iş yerinin bütününü sevk ve idare edenlerin anılan anlamında işveren vekili sayılabilmesi için ilave olarak işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisine haiz olması şart aranır. İş yerinin tümünü sevk ve idare ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi katlanmış olarak birlikte aranır. Dolayısıyla bir banka şubesi müdürü ile fabrika müdürü iş yerini sevk ve idare etmekle beraber özgür iradesiyle işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa işveren vekili sayılmaz. İş güvencesinden yararlanır. Aynı şekilde işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan insan kaynakları müdürü ile personel müdürü iş yerinin tümünü yönetmediğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecektir. Geçerli neden gerekiyor. İş güvencesi, iş yerinin işçiyi işten çıkartırken geçerli nedenlerden olmasını arayan bir sistemdir. Kanun işverene geçerli nedenleri yoksa çalışanı işten çıkarma demektedir. Yani çıkaramazsın demektedir değerli izleyicilerimiz. Geçerli nedenler işçinin kendisinden kaynaklanabileceği gibi işçiyle ilgi alakası olmayan işverenin işi, iş yeri veya işletmesiyle ilgili olan nedenler olabilmektedir. Örneğin çalışanının sık sık ve belirli bir yoğunlukta rapor alması, performansının düşüklüğü, işini uyarılara rağmen eksik veya kötü yerine getirmesi ya da iş yerinin yeniden yapılanmaya gitmesi, teknolojik değişim geçirmesi veya ekonomik güçlük içinde olması sayılabilir. Bu ve benzeri nedenler olmadan işverenin yapacağı fesih geçersiz fesih olacaktır. Peki ne yapılabilir? İşverenin kendisini işten çıkarmasının haksız olduğunu düşünenler, kendisine yapılan bildirimden sonra önce ara bulucuya gitmeleri, sonra iş mahkemelerinde işe iade davası açmaları gerekiyor. İşveren bildirim süresinde kişiyi çalıştırıyor olsa dahi, bu bildirim süresinin sonunu beklemeden harekete geçmek zorundadır. Aksi takdirde işe iade şanslarını kaybederler. Davada fesin geçerli nedene dayandığını ispat yükü işverenin üzerindedir. Dolayısıyla çoğu zaman işçinin dava açması yeterli oluyor. Fakat işçi fesih süresinde kendisine başka zorluklar çıkarıldığını veya fesin gerekçesinin aslında başka bir konu olduğunu iddia ediyorsa bunu ayrıca ispatlamak zorunda kalacaktır. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra çalışan 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmalı. Başvurmaması halinde işverenin yaptığı fesih başından itibaren geçerli kabul ediliyor ve çalışan sadece kıdem tazminatını alarak işsiz kalmış oluyor. Aynı durum işverene başvurmasına,
İşverenin de işçiyi işe davet etmesine rağmen işe başlamayan çalışanlar için de geçerli. İşverene işe başlamak için başvuru yapılmış, işveren de başlatmayı kabul etmiş fakat çalışan işe dönmemişse Yargıtay tarafından işe başlama talebinin samimi olmadığı, bu nedenle çalışanın iş güvencesinin getirdiği ek menfaatlerden yararlanamayacağı kabul ediliyor. Mahkeme tazminat miktarını belirler. İş güvencesi tazminatlarının miktarı çalışanın en az 4, en fazla 8 aylık ücreti kadardır. Kanun iş güvencesi tazminatının miktarının belirlenmesini işe iade davasıyla birlikte iş mahkemelerine yüklemiştir. İş mahkemesi çalışanın işe iadesine karar verirken aynı zamanda işe başlatılmaması halinde kendisine ödenecek iş güvencesi tazminatı miktarını da belirlemektedir. İşveren işe başlatmak zorunda değil. İşverenin işe başlama talebiyle dönen işçisini işe başlatma zorunluluğu bulunmuyor. Kendisine başvuru yapan çalışanı tekrar işe başlatmamak konusunda takdir hakkı var. Fakat bu takdir hakkının da bir takım sonuçları oluyor. Öncelikle çalışan işe başlamaya talebinde samimi olmak şartıyla dava süresince çalışamadığı dönemin en fazla 4 aya ilişkin ücret ve diğer haklarını talep edebiliyor. Boşta geçen sürelerine ait ücret denilen bu ücret ve ekleri çalışan işe tekrar başlatılsın veya başlatılmasın işveren tarafından ödenmek zorunda. İşe başlatmazsa tazminat öder. İşveren işe başlatmamayı tercih ederse çalışana sadece dava süresince ödenmeyen en fazla 4 aylık ücretini ödemesi yeterli değil. İşverenin mahkeme tarafından davada belirlenen iş güvencesi tazminatını da ödemesi gerekiyor. İş güvencesi tazminatı kıdem, varsa ihbar ve boşta geçen süre ücretine ek olarak ödenen bir tazminattır. İşverenin bu tazminatı ödemesi için işçiyi işe başlatmayacağını bildirmesi veya işçiye işe başlama talebinden itibaren bir ay içinde hiçbir şey söylememesi gerekmektedir. İşverenin bir ay susması da başlatmaması olarak kabul edilmektedir. Değerli izleyicilerimiz, böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Çalışan herkesi ilgilendiriyor. Bu şartlar varsa dikkat, 8 maaş tazminat kazanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. İşçilerin çalışma hayatındaki en büyük güvencesini iş kanunu oluşturuyor. İşçilerin iş güvencesine sahip olması bu kanunla şartlara bağlanıyor. İlk şart, işverenin aynı iş kolundaki iş yerlerinde toplamda 30'dan fazla çalışanın bulunması.